Sonunda oldu. Bir gün büyük ikramiyeyi kazanacağıma her zaman inanmıştım. İşte yıllar sonra hazineye ulaşmak üzereyim. Dikkat et lapacı. Hemen kaptan, dikkat. Ay. Gemisi dalgalı suları bir kasabın keskin bıçağı gibi yararak ilerlerken kötü korsan Jack için bu tam bir kader anıydı. Yıllarca aradıktan sonra kariyerinin zirvesi olan hazineye yalnızca 7 saatlik yolu kalmıştı. Akılsız, yosun kafalı satıcının hazinesine sahip olmak üzereydi. Grumble Guest deniz polisi, tekneyi durdur. Ama memur bey, sürmüyordum bile. Görüyorsunuz, otomatik efendim. Tekneyi dengesiz kullanıyordunuz. Şu eşek bağırsağına üfleyin lütfen. Pis eşek şeyine üfleyemem ben. Üflemeyi reddediyor. Korsanlık ehliyetiniz lütfen. Tabii ehliyetim. Nasıl da unuttum. Dün gece kör bir polise yardım ederken onu kaybettim. Kaptancığım. Ne var Cenk? Biraz karıştırmıyor musunuz? Siz dün gece Ice Peak McConaughan'la dışarı çıktınız. Sonra da kör bir polisi nasıl soyup sonra çevirdiğinizi gülerek anlattınız. Ve sonra... Seni kuş beyinli. Korkarım ki ehliyetim dün gece aç bir polis köpeği tarafından yenildi. Eminim sizin gibi zeki, anlayışlı, stil sahibi bir polis gerçeği görecek ve beni bir uyarıyla serbest bırakacaktır. Gidebilirsiniz. İyi günler. Bunu kandıracağımı biliyordum. Polis bey, size söz veriyorum, yarın ilk işim DMV'ye gidip yeni bir ehliyet almak olacak. İçin doğrusu lapacı, ehliyet almak için o berbat kuyruğa asla girmeyeceğim, göreceksin. İyi de zaten gerek yok ki, ehliyetiniz burada bakın. Bu ehliyetin süresi ben anaokulundayken dolmuş. Beni ele vermek zorunda mısın? Dur bakalım, müthiş bir planım var. Ustanı çalışırken seyret lapacı. Polis bey, sanırım bu kremalı çöreği siz düşürdünüz. Onu eve götürüp bu küçük olay hiç olmamış gibi davranabilirsiniz. Sanırım jöleliymiş. Eşek bağırsağına üflemeyi reddettiniz ve süresi bitmiş ehliyet kullandınız. İki seçeneğiniz var. Farelerle dolu iğrenç hapishanenin duvarına asılmak ya da ehliyetiniz için sınav kuyruğuna girmek. Anladınız mı beni şimdi? Hapishaneye gideyim o zaman. Akıllı bir seçim olduğundan emin misiniz kaptan? Büyük ikramiyeye ulaşmanın tek yolu bu lapacı. Bütün yapacağımız öğleden sonra hapishanenin komedyenini izlemek ve bunun keyfini çıkarmak. DMV'ye gitmekten daha iyidir, inan bana. Merhaba, ben komedyeniniz Bayat Renemus. Komedi dersine hoş geldiniz. Buraya gelirken düştüm ve kemiklerim sızladı. Kemiklerim demişken bu iskeletler yemek kuyruğunda Orson Welles'in arkasındaydılar herhalde, değil mi? Gidip kuyruğa girelim lapacı. Yeter! İşte çılgın deniz tekneleri departmanı. Günün sonuna yaklaştık. Mantıklı düşünürsek bu yüzden kuyruk çok hızlı bir şekilde ilerliyor olmalı, değil mi? Lapacı, korkarım numaramız 96.473. Ama iyi tarafını görün biraz kaptancığım. En öndekinden sadece 28.962 gerideyiz. Bin eksik, bin fazla yani, ne fark eder? Ve böylece çılgın korsan Jack ve sadık arkadaşı lapacı, çılgın deniz tekneleri departmanındaki nefes kesen maceralarına başladılar. Ama sanki umulandan biraz daha heyecanlı gibi. Hatta oldukça yavan. Aslında tarif edilemeyecek kadar sıkıcı. Bana bak, dış ses bozuntusu, işe yaramayacaksan toz ol. Ne? Hemen. Benimle böyle konuşma. Neden sen toz olup gitmiyorsun? Sen toz ol. Sen toz ol. Sen. Sen. Bak, bu şovun adı Çılgın Korsan Jack'in Maceraları. Huysuz mıymıntı ihtiyarla tartışma programı değil. Hemen toz ol, yoksa ümüğünü koparırım senin. Hayır, sen. 96.773. 649 no'lu kabine gelin ve öğretmeninizle tanışın. Kaptan, bu biziz. Olamaz, parlak daşink. Öğretmen sen misin? Çılgın korsan Jack, benim azılı düşmanım. İnanılmaz bir rastlantı. Çene ameliyatım için burada ek iş yapıyorum. Ortak nefretimize rağmen senin için elimden geleni yapacağım. Hadi göz testiyle başlayalım. Ne dersin? Hadi gelin bakalım. Bu yazıyı okumak zorundasın. Top güllesinin üzerinde ne yazıyor bakalım, söyle. Ama buradan o lanet top güllesini bile göremiyorum. Korkarım göz testinde hiç başarılı olamadın çılgın korsan Jack. Bir sonraki test sınavın için hazır mısın? Söyle bakalım. Yalvarırım söyle. Ne testi bu?
Mekanik isyan simülatörüyle 10 saniye süren bir kapışma. Hazır mısın Jack? Ha, 10 saniye mi? Bu şeyle ancak bir korkak 10 saniye kapışamaz. Affedersiniz parlak beyciğim, bu simülatör tam olarak nedir acaba? 2 yıldır insan içine çıkmamış 90 kişilik azgın bir ekibin gücüne eşdeğer bir makine bu. Anlıyor musun beni? Ha, anladım. Bu lanet makine parlak beni mahvetti. Bu toplarla nasıl bir katliam yaratabileceksin göreceğiz bakalım. Arkadaşın lapacı canlı hedefimiz olmaya gönüllü oldu. Aslında tam olarak gönüllü olmadım ben kaptancığım. Hiçbir güç beni lapacıya ateş etmeye zorlayamaz, anladın mı? Reddedersen bayat komedyenin yanına geri dönersin, anlaşıldı mı? Ha? Affedersin lapacı ama cesedini yarına kadar tıp öğrencilerine vermeyeceğim. Son testten bir öncekine geldi sıra. Önce şu iki yük gemisinin arasına paralel bir şekilde park edeceksin. Heh, çocuk oyunu. Affedersiniz, bu gemilere tam olarak ne yükleniyor acaba? Nitroglisir. Bu iki geminin arasına park edebilirim. Yalnızca biraz geri gidip ondan... Tamam. Jack, artık yapacağın son şey geminle birlikte yokuş aşağı giderken frene basmak ve tamamen durmak. Anladın mı? Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Bu testleri bana karşı hazırlamadın öyle değil mi? Kesinlikle hayır. Bu sefer beni kimse ezemez, yakamaz ya da dilimleyemez. Hiç kimse. Yokuş aşağı gideceğim, freni çekeceğim ve tekneyi durduracağım. Bunun dışında hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Kesinlikle. Lapacı, teknenin ipini çöz. Bir dakika, deniz tavuğunun bir freni yok ki. Ve denizde eğimli bir yer de yok, şeyin dışında. Şelale. Hala bu testi geçme şansım var. Yapacağım tek şey yolunu bulup tekneyi tamamen durdurmak. Jack, testlerde tamamen başarısız oldun. DM bir kurallarına göre bunun anlamı şu: ya yeniden bu testlere katılacaksın. Bütün o testleri yeniden geçeceğim. Ya da bayat komedyenin yanına geri döneceksin. Bu ikisinden birini seçmek zorundasın. İki seçeneği de kabul edemem. Bir çıkış yolu olmalı. Hala büyük ikramiyeye ulaşabilirim. Ne yapmalı düşün. Ben buldum sanırım kaptancığım. Bu DMV sözleşmesinde bir açık var kaptan. Çok aptalca bir madde. Bu diyor ki eğer bir korsan bu testleri geçemez ve bayat komedyenin sınıfına geri dönmek istemezse o zaman DMV de çalışabilir. Aha! Bu sersem yasa boşluğunu duydun. Hemen bana serviste rahat bir iş ayarla. Soğutucusu ve manzarası olan rahat bir köşe istiyorum. Çabuk hallet şu işi. Peki Jack. Bu bölüme git ve hemen işe başla. Demek ki kader bir yerde yön değiştirip insanı başka durumlara götürebiliyor. Benim karakterim de bir korsan, hazinenin peşini bırakıp büyük bir şirketin çok önemli bölümlerinden birinin üst düzey yöneticisi olabiliyor işte. DMV gibi. Ve böylece bu yasal boşluk sayesinde korsan Jack, yüksek denizlerde nefes kesen yeni macerasına başladı. Entelektüel birikimin sınırlı alanına uygun ve daha çok kaslarını geliştirmeye yönelik bir işti bu. Bana bak, sana toz olmanı söylemiştim değil mi? Asıl sen toz ol ya da boş ver, hoşça kal. İşi bırakıyorum. Güzel, sonunda gidebildi. Peki ama şimdi ben ne yapacağım? Ama iyi tarafını görün biraz kaptan. İyi tarafı var mı? Canlı hedef olarak çalışıyorum. Doğru ama en azından büyük ikramiye şansı hala var değil mi? Geliyor!